Evet. Kral, bu maçı aldım. Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 yendi. Goller Zielinski ve Lewandowski. Kral, Dünya Kupası'nda Lewandowski gibi bir gol kralının, ünlü bir golcünün, altın ayakkabı almış bir futbolcunun golü yoktu. Penaltı kaçırdı biliyorsun. Bakalım bu maçta neler yapmış sevgili Lewandowski, özellikle aldım bu maçı. Lewandowski takım kaptanlığıyla Polonya'yı bir üst tura çıkartabilecek mi? Bakalım. Evet. Bu pozisyonda Polonya'nın bunu niye aldım kral? İkinci gol bu. Bu maçta hem asist yaptı hem gol attı. Suudi Arabistan takımı geride pas yapıyor. Lewandowski koşuyor, alıyor topu ve golü yapıyor. Ne dersin? Geride pas yaparsan ne olur? Yani var mı burada? Ne Pas var olur mı? Burada bir Lewandowski? Ne Lewandowski. olur Lewandowski? Topu kapar, golü yapar veya golü yaptırır. Bu kadar basit. Sen birinci bölgede hala pas yapmanın peşindeysen, bugün Polonya'nın oraya gelmesindeki en büyük sebep Lewandowski'nin kendisindendir. Hakikaten yetenekli. Bayern Münih'te, şimdi Barcelona'da goller üzerine gol atıyor abicim. Adam tıraş makinesi değil, gol makinesi. Bu gerçeği kabul ediyoruz. Eğer bugün Polonya Katar'daysa sebebi ve varlığının orada olmasının sebebi Lewandowski'nin attığı güzel goller, takımını sırtlamasındandır. O yüzden böyle birinci bölgede çok pas yaparsan kalenden topu çıkarır, santraya gider, üzgün üzgün santra vuruşunu yapar. Maçın bitiminde de bakarsın popona, soyunma odasına doğru gidersin. Ah ben ne yaptım, niye yaptım, niye pas yaptım dersin. Ama iş işten geçmiştir, skor tarihe geçmiştir. Tarihte yazar, Polonya 2, Suudi Arabistan 0, nokta. Kral, bütün gollerin genetik yapısı az pas, duran top, dönen top ama maalesef hala herkes Manchester City, Guardiola'nın takımı ve Barcelona, eski Barcelona yine Guardiola'nın takımı gibi oynamaya devam ediyor. Böyle oynadıkları sürece birçok takım elenecek, sonuca gitmedikleri sürece. Evet, Portekiz 2, Uruguay 0. Dün Ronaldo ve arkadaşları iş başındaydı. Fişi çektiler. Son 16 takım arasına kalmayı başardılar. Kral, bununla ilgili hemen birinci pozisyona geçelim sevgili İsmet. Çünkü Ronaldo ile Ya, ilgili görsellerimiz var. Onları ya soracağım Yücel, krala. ya Yücel, futbolda Ronaldo'ya saygı duymayan insanların futboldan uzaklaştırılması lazım. Futbolu hiç bilmediğini düşünüyorum. Dünya futboluna keyif verdi. Dünya futbolunda çok sevildi. Oynadığı takımları şampiyon yaptı. Kendi ülkesini Kesinlikle. Avrupa şampiyonu yaptı. Çok örnek bir sporcu oldu. Çok çalışkan bir sporcu örneğini gösterdi. Çok güzel goller attı. Hem voley attı, hem rövaşata attı, hem kafayla attı. Yani atmadığı gol şekli yok. Bu oyuncuya saygı duymuyorsan, yani ne futbol seyircisiyim de, ne de bir insanım de. Gerçekten Messi'den daha çok seviliyor, daha çok saygı duyuluyor. Dualarla güzel işler yapıyor. Çok koşmuyor. 37 yaşında, çok normal. Ama hala işin içinde. Ben iddia ediyorum bu maçlardan sonra bonservisi de elinde. Nereden baksan 2 sene daha oynar. 100 artı 100, 200 milyon doları alır cebine koyar. Varlığına varlık katar. Sevgisine sevgi katar. Hele de Suudi Arabistan'a veya Katar'a, oraya buraya giderse 3-4 yıl daha oynar Yücel. Parayı da alır, hayatını mutlu şekilde devam ettirir. Tarihte yazacaktır ama. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcuların başında kalacak, yer alacaktır. Sevgili Ronaldo. Unutulmayacak bir karakterdir. Kral, bu maçta bence teknik direktör
erken çıkarttı diye düşünüyorum. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Golcü oyuncular 90 dakika takımlarında kalmalı diye düşünüyorum. Eminim ki sen de öyle düşünüyorsun. Çünkü bir penaltı daha oldu. Ronaldo alsa gol sayısını arttıracak hem de çok daha iyi olacak ama Ronaldo şu an bir şey demiyor ama ben de olsam aynı düşünürdüm. Mutlaka sen de aynısını düşünürdün. Çünkü niye alıyorsun Ronaldo'yu? Bu maçlar zor maçlar. İçeride çok önemli bir tecrübe var. Pepe var, Ronaldo var. Müthiş bir tecrübe. Tecrübeli abiler ordusu. Ve bu pozisyon. İsmet bir büyütelim. Fernandez burada Ronaldo'yu orta yapıyor. UEFA dedi ki İsmet bir büyütürsen görüntüyü. Bak Tanju hocam. Penaltı ile altı pasını araya atıyor. 2, 4, 6, 8, 9 tane 9 tane Uruguaylı'ya 4 tane Portekizli gol oluyor. Ronaldo'nun saçına değdi, kafasına değmedi diyorlar. Ronaldo dokunmasa da bu sıçramayı yaparak kaleci Rocket'in bu şaşırmasına sebep oluyor. Sen ne dersin bu golle ilgili? Yücel, şimdi Ronaldo bu kafa topuna çıkmasa bu gol olmayacak ki. Ben iddia ediyorum. Kesinlikle. Ronaldo'nun evet kafasına vurmadı. Ama saçlarına değdi. O değme bile o gelen topun hızından topun daha hızlı gitmesine sebep oldu. Bak bunu futbol oynamamışlar bilmez, bilemez. Şimdi kaleci acaba vurdu mu vuracak mı konsantrasyonunu sağlayamadı. Yani çünkü topa çıkan Ronaldo. Ronaldo çıktığı zaman 1.30 metre yani 30-60 santim değil. En azından 80-90 santim yükselebiliyor. Topu da görmedi kaleci. Çünkü öyle bir yükseliyor ki Ronaldo. Hala alt kaslar iş yapıyor. Hava toplarında hala hakimiyet en üst level'da, en üst seviyede. Burada kalecinin hiçbir hatası yok. Bence bu gol Ronaldo'ya yazılmalıydı. Çünkü Ronaldo'nun kafasına değil ama saçına değdi diyorlarsa ve saçına değdiğini iddia ediyorum. Saç kimin birader? Saç Ronaldo'nun ya. Benim değil ki saç. Veya Fernandez'in değil Doğru. ki Fernandez'e yazıyorlar. Kıskanıyorlar. Ronaldo'yu bile kıskanıyorlar. Hala. Kral yine skor 2-0 oldu. Kazanılan penaltı. Artık son dakikalar, uzatmalar. Fernandez kullandı. Biliyorsun Muslera yedek. Bu roket daha evvel Roşetli'ye de okunuyor. Skor 2-0 oldu. Sivas'ta da oynadı biliyorsun değil mi Kral? Uruguay'ın bu Evet. kalecisini. Evet. Evet, yani Fernandez çok enteresan bir gol vuruşu yaptı. Havada sekerek kalecinin sağına, kendi soluna attı. Ve Çok skor tehlikeli 2-0 vuruş bence oldu. bunlar. Bence de ama tekrar söylüyorum Ronaldo burada çıktığı için üzülmüştür. Bence hocası da çıkarttığı için yanlış yaptı diye düşünüyorum. Çünkü Ronaldo'ya bir gol daha eklenirdi diye düşünüyorum. Sen aynı fikirde misin? Ne dersin? Aynı düşüncedeyim. Ama güzel şimdi maç 1-0. 1-0 bile yetiyordu. Biliyorsun bazı hocalarda defansı biraz daha güçlendirmek gerekiyor son 10 dakikada. Ronaldo'nun yorulduğunu düşündü veya çıkardığı oyuncular hep ucundan çıkardı dikkat edersen. Bilmiyordu Evet. böyle bir skor veya bilmiyordu böyle bir pozisyon yaşayacağını bilmediği için İstem dışı bir hareket yaptı. Yani Ronaldo'nun babasıdır bana göre Portekiz teknik direktörü. Çok da saygı duyduğuna inanıyorum Portekiz teknik direktörünün Ronaldo'ya. Ronaldo dünya futbol tarihinde ilk 2'de ilk 3'te yer alacak işte bir futbolcudur. Bunu da gerçekten kabul etmek lazım. İlk golü attıktan sonra böyle bir kendine ait sevinç yaşadı. Arkasında da Messi resmi vardı. Ronaldo fotoğrafı gördüm çok güzel demiş. Güzel bir anı olmuş, değil mi kral? Ya ikisi de Görmüş dünya müydün? futbolunda en iyi yerlerde yer aldılar. En güzel golleri attılar. Takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, kendi ülkesinde şampiyon yaptılar. İkisine de saygı duymak lazım.
İkisinin bir araya gelmesi, aynı fotoda olması bizi keyiflendirir, mutlu eder. Çok güzel fotoğraf olduğunu ben de kabul ediyorum. Altına imza atıyorum. Başka bir isim vardı, İsmet. Tanju Hocam. Evet. Dünya Kupası'nda İsmet, tam yazıyı okuyamadık mı? Yazıda 5 Dünya Kupası'nda evet, gol atan tek futbolcu. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi 5 Dünya Kupası'nda asist yapan tek futbolcu. İkisi de bu anlamda çok değerli. Ve şu anda bunlardan sonra gelecek aynı ayarda yıldız görebiliyor musun kral? Kimse yok. Mbappe. Kimse Mbappe yok. Belki biraz daha. Mbappe ayrı, o farklı bir yetenek. O fiziğine rağmen bu kadar çabuk olması da çok enteresan. Ama ne Ronaldo'nun yeri ne Messi'nin yeri doldurulamaz. Bu kadar yetenekli, bu kadar seyirciyi, futbol severi, taraftarı tribüne toplayan daha yetenekli futbolcuların geleceğini düşünmüyorum. Yetenek her geçen gün azalıyor. Bu da ayrı bir gerçek. Futboldaki yetenekten bahsediyorum. Geriye gidiş var. Futbola sevgi her geçen gün azalıyor. Aman dikkat diyorum. En azından Cristiano Ronaldo 5 dünya. En azından var olanların değerini bilip saygı duymak lazım. Ama nerede? Hani? Nerede? Hani? Evet. Ronaldo bir tarihi rekora daha imza attı. 5 Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk ve tek futbolcu olma unvanını da aldı. Kral, Dünya Kupası ile ilgili son görüntülerimizi yaptık. Bir de son olarak Samspor'umuzu konuşacağız. Keçiören deplasmandaydı Samspor. Ankara deplasmanındaydı. Zorlu bir deplasmandı. 1-1 kaldı. İsmet, kadroyu alalım. Kral, Keçiören maçı 1-1 bitti. Ne dersin?